Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda Sultan Papağanları ile ilgili başka bir bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar Sultan Papağanları ne zaman yumurtlar, ne zaman eşe gelir ve ne zaman çiftleşir adlı videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler dileriz. Evet arkadaşlar. Sultan papağanı ile ilgili üretimle ilgili bir video olacak genelde bu. Arkadaşlar şöyle size kısa bir özet vereyim. Sultan papağanınızın eşleşmesini istiyorsanız ya da yumurta yapmasını istiyorsanız ya da eşe gelmesini istiyorsanız öncelikle sağlığı çok önemli. Yani iyi yemek yiyen yani hayvanınızın sağlıklı bir kuş olması gerekiyor. İlk önceliği bu arkadaşlar. Yaşı, cinsiyeti, işte rengi bunlar arkadaşlar eşleşmesiyle ve çiftleşmesiyle alakası yok. Tamamen hayvanın sağlıklı olması gerekiyor. Eğer hayvanın sağlıklı değilse çok problem yaşayabilirsiniz. Benim size vereceğim bilgiler sadece teorik olarak bilgiler. Ama ana genel bilgi arkadaşlar kesinlikle hayvanınızın sağlıklı olması lazım. Yani iyi yem yiyen, iyi yemek yiyen, iyice hani sağlıklı bir hayvan figürü olmanız lazım karşınıza. Çünkü diğer türlü hayvanınız kesinlikle eş yapmayacaktır ya da yumurta yapmayacaktır ya da çiftleşmeyecektir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi videomuza geçelim. Videomuzun devamında size gerekli bilgileri vermeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk birinci başlığımız Sultan papağanı ne zaman eşe gelir? Arkadaşlar Sultan papağanları 6 aylıkken veya hatta 7 aylıkken eşleşme dönemleri başlar. Lakin biz üreticiler olarak en az 10 ay en fazla 15 ay aralığında bir süre teklif ediyoruz. Bu tabii ki size kalmış. Bunu söylememizdeki sebep de hayvanın iyice gelişimini tamamlaması. Hayvanın tamamen kendini yeteri kadar besleyip yeteri kadar güçlenmesi nedeniyledir. Ama 6-7 ayda da yavru alınabilecek düzeyde eşleşmeye geliyorlar arkadaşlar. O yüzden hayvanınızı acele etmeyin. Yani 10 aylık, 11 aylık, 12 aylık, 13 aylık, 14 aylık, 15 aylık bu süreçleri bekleyin arkadaşlar. Acele etmeyin. Erkeğiniz de olsa, dişiniz de olsa, özellikle dişiler arkadaşlar, dişilerin ne kadar uzun eş yapmasını beklerseniz o kadar çok verim alırsınız. Çünkü o kadar çok hayvan kendini toparlamış olur ve o kadar da çabuk sizden eşe gelmesini sağlayabilir arkadaşlar. Eğer evde üretiyorsanız, evde üretecekseniz arkadaşlar 15 ayı kesinlikle bekleyin. Çünkü tamamıyla hayvanınız daha iyi verime gelebilir. Yani bir sene de bunu kurtarıyor. Yani 12 ayla 15 ay arasında kurtarıyor ama 15 ayı beklerseniz biraz daha kaliteli yavru alabilirsiniz. Çünkü hayvanınız daha çok eşe geliyor ve bu sefer erkek seçme derdi olmuyor arkadaşlar. Bundan dolayı da rahatlıkla hayvanınızdan yavru alma şansınız çoğalıyor. Ne zaman çiftleşiyor arkadaşlar? Şöyle size söyleyeyim. Hayvanınız eğer ki tam eşleşme zamanı gelmediyse ve eşini beğenmediyse kesinlikle ve kesinlikle eşiniz yumurta yapmayacaktır ve de çiftleşmeyecektir arkadaşlar. Çünkü hayvanınızın iki seçeneği kendisinin sağlıklı olması ve hayvanınızın eşe gelmesi gerekiyor çiftleşmesi için. Bunun için de belli bir sürenin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu iki seçeneği yerine getirmezseniz hayvanınız çiftleşmez arkadaşlar. Çiftleşmeyi de benim size önereceğim şey şu arkadaşlar, daha önceki cinsiyet videolarında size attığım cinsiyetteki kuşlarla ilgili ben size kısa bir örnek vereyim. Hayvanınızı çiftleştirmek istiyorsanız hangi kuşunuz? Mesela bir grey kuşunuz var. Grey kuşunuzu eğer erkekse lütuno bir dişiyle eşleyebilirsiniz. Kabul eder. Bir albino şey, lütunonuz var. Yine grey ile eşleştirebilirsiniz. Çünkü bunlar ekseriyette birbiriyle eşleşen kuşlardır arkadaşlar. Piyet kuşunuz var. Arkadaşlar piyet kuşunuz varsa bu kuşlar bypass dediğimiz grupla eş yapabilirler. Gene pearl dediğimiz gruplar. Bunlar da whitey grubu ile eş yapabilirler. Grey grubu ile eş yapabilirler. Örnek veriyorum lütunonuz var. Arkadaşlar lütunolar genelde grey lütuno grubuyla eş yapmayı daha çok severler. Bunlarla eş yaptırırsanız daha çok yavru almanız yani daha çok çiftleştirme imkanınız vardır. Kuşlar da kendi aralarında
renk ayrımı yapmaktadırlar arkadaşlar. Yani kuşum neden çiftleşmiyor ya da kuşum eşimi neden beğenmedi gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunun da önüne geçmek için en güzeli, eğer hayvanınız evde tek bir kuşsa, eş alacağınız yere götürüp hayvanınızı oraya atıp hayvanınızı orada eş seçmesini sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa diğer türlü sultan papağanının çiftleşmesi çok zor oluyor arkadaşlar. Öncelikle kendisi eş seçsin. Yani hayvanınız albino olabilir. Değişik bir şey de olabilir. Albinolar wifi veya albinolarla çok rahat şekilde eş yapabiliyor arkadaşlar. Diğerleriyle biraz daha böyle nadir de olsa eş yapıyorlar. Ama diğer türlü yani her hayvanın kendi seçtiği bir ırk var. Benim size tavsiyem en güzel salma veyahut da büyük bir kafes içinde erkekse kuşunuz dişilerin arasına atmanız, dişi ise erkeklerin arasına atmanız ve kuşun kendi seçmeniz daha iyi olacaktır arkadaşlar. Kuşlarınız ne zaman yumurtlar? Arkadaşlar eğer kuşunuz tüyde değilse, hayvanınız sağlıklı ise, eşini de beğendiyse hayvanınız bir hafta içinde yumurtlayacaktır arkadaşlar. Bazı kuşlar bu süreci biraz uzatabiliyorlar. Nasıl uzatabiliyorlar? Yani yaklaşık 2 haftaya veyahut da 1 aya kadar uzatabiliyorlar. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi hayvanınızın tüyde olması. İkinci nedeni ise hayvanınızın kendisinin yuvaya hazır olmaması arkadaşlar. Ekseriyette tüy nedeni dediğimiz olay gerçekleşir. Üçüncü bir seçenek daha var. Şöyle söyleyeyim. Hayvanın tüyde değil ama yumurtaya girmiyor. O zaman stresli oluyor arkadaşlar. Zaten yumurtaya girse de çok bir verim alamıyorsunuz. Çünkü hayvanınız yumurtaya yatmıyor. Yatıyor, bakmıyor. Bakıyor, öldürüyor. Yani bu süreçler otomatik olarak size karşılık geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sultan papağanının yumurtlaması, eşe gelmesi ve çiftleşmesi ile ilgili size genel bir kısa bilgi vermeye çalıştık. Bunun haricinde hayvanınızla ilgili bir probleminiz olduğunda lütfen yorumlar kısmında bize yazın. Biz de size buna karşılık yardımcı olalım arkadaşlar. YouTube üzerinden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yorumlar kısmında çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimiz yerde Instagram hesabımız var. Aynı şekilde Türkiye Kuş Evi diye Instagram hesabı. Buradan da sizlere ulaşıp çok rahat şekilde yardımcı olabiliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir probleminiz olursa lütfen bizlere yoruma yazın. Yorumdan sonra biz de Instagram'dan size ulaşıp rahatlıkla bilgilendirme yapalım. Ve eğer ki kuşunuzda bir problem varsa çözmeye çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer kuşunuz yumurtlamadıysa şunu da ilavesini yapalım sizlere. Hayvanınızın kesinlikle kanat altının kısmına bakın. Yani tuvaletini yaptığı yere bakın. Bazen hayvanınızda yağlanma dediğimiz nedenlerden dolayı eşleşmiyor. Bundan dolayı da yumurta yapmıyor. Yuvalıkta vakit geçiriyorsa çok buna bakabilirsiniz. Hayvanınızın alt kısmı özellikle yani tuvaletini yaptığı yer şişebiliyor. Yağ bezesi olabiliyor. Bundan dolayı da yumurta yapmıyor arkadaşlar. Onun için de bizim size tavsiyemiz hayvanınızı salma dediğimiz yani evde salık şekilde tutmanız arkadaşlar. Bunu yaparsanız hayvanınız burayı da rahatlıkla eritip daha sonra yumurtaya hazırlanacaktır. Bizim size tavsiye olarak verebileceğimiz bu var arkadaşlar. Şöyle de bir şey var. Hayvanınız genelde yuvalığı taktığınızda haberiniz olsun arkadaşlar. Eğer kabarık şekilde duruyorsa yani hayvana baktınız kabarık hiç böyle halsiz duruyorsa arkadaşlar kesinlikle yumurta kontrolü yapın. Yani yumurtanın çıktı dediğimiz yerden elinizle tutun. Eğer bir sertleşme varsa arkadaşlar hayvanınızın yumurta dönmüştür. Zaten eğer hayvanınız yumurta sürecindeyken yani yumurtlamadıysa veyahut da yuvanın içinde vakit geçiriyorsa veyahut da kafes içinde hayvanınız kabarık şekilde duruyorsa arkadaşlar kesinlikle yumurta sıkışması olmuştur. Bunu bilin. Eğer eşi varsa yanında yumurtası olmasa da yumurtası olsa da kesinlikle hayvanınızın yani popo bölgesi dediğimiz yerden bu bölgeyi kontrol edin arkadaşlar. Bu bölgeye bakın. Elinizde zaten kontrol ettiğinizde yumurta olup olmadığını anlıyorsunuz. Eğer ki yumurta varsa ve hayvanınız kabarık ise kesinlikle yumurta dönmüştür. Yakınınızda bir pet shop varsa bu kuşun yumurtasını çıkarabilecek ona götürün. Yok ise yakınınızda veteriner aracılığıyla veterinerinize götürün yumurtayı çıkarsın arkadaşlar. Eğer bunlar da yoksa arkadaşlar size tavsiyem yapabileceğiniz şey arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle saat kaç olursa olsun Instagram hesabından da YouTube hesabından da bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizlere gecenin geç saatlerine kadar ulaşma imkanınız var. Hayvanınızı kabarık gördünüz veya çok halsiz şekilde duruyor ve kontrol ettiğiniz gerçekten yumurta var arkadaşlar.
Eğer ki yumurtası varsa size yardımcı olalım ve bunu çıkartalım. Sizin için biraz zor olabilir mi? Evet, sizin için biraz zor olabilir. Bizim için daha kolay. Size internet üzerinden yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar da hayvanınızı kurtarmaya çalışırız. Umarım böyle bir şey yaşamazsınız ama üretim zamanlarında veya evinizde kuş üretimi yaptığınızda, evinizde tek kuşunuzun da yumurtaya girdiğinde böyle şeyleri yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ufak bir bilgilendirme verelim dedim. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım.